Merhaba Tamindir takipçileri. Bu videomuzda size Dünya ile birlikte izletme fırsatı buldum. İlk videolardan birini çekme fırsatı bulmuştum arkadaşlar. Samsung Galaxy Note 10 ailesinden Note 10 Plus açılış videosuyla, kutu açılış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda konuyu çok fazla uzatmadan telefonun kutu içeriğine bakacağız ve sonrasında sizin yorumlarınızı da merak ediyorum cihazın kutusunun içeriğindeki malzemelerle alakalı. Çünkü bu telefon arkadaşlar 11.399 TL'lik bir fiyattan satışa çıktı. Size hazırladığım ilk inceleme videosundan Dünya ile birlikte izletebildiğim ilk videoda fiyatı bilmediğim için fiyattan size bahsetmemiştim ama kutu açılış videosunda fiyatından ve telefonun hakkındaki tüm detaylardan hepimiz haberdar olduğumuzu düşünerekten size telefonun kutu içeriğini gösteriyorum ve sonrasında da sizin yorumlarınızı merakla bekliyorum dostlar. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Bu arada o videoyu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Bahsettiğim videoyu kartlar bölümünden ya da kanaldan izleyebilirsiniz. Hadi gelin hep birlikte bakalım kutunun içinde bizi neler bekliyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle hemen bir kutunun dışına bakalım. Sonrasında da beklenen bu akıllı telefonu kutusundan çıkaralım istiyorum. Hemen sol tarafında görmüş olduğunuz üzere Samsung Galaxy Note 10 Plus yazısını görüyoruz. Sağ tarafına baktığımızda boş bir alan var ve burada da bence bu kutu tasarımı S10 Plus'ın ve S10'un kutu tasarımından daha anlaşılır ve daha sade olmuş. Üst tarafı boş ve arkaya döndüğümüzde de şöyle yaklaştırırsam sizlere göstermek için. Arka tarafta yine görmüş olduğunuz üzere teknik detaylar yazılmış durumda. Klasik Samsung'un kutu tasarımını görebiliyoruz. Ve hemen şöyle kutuyu koyayım bir arkadaşlar ve kutuyu inceden açmaya başlayayım istiyorum. Şöyle şuradan kesik atalım kutumuza ve bakalım içinde bizi neler karşılayacak. Bunu da şöyle koyalım. Evet, buradan hemen yine her zaman olduğu gibi kullanım kılavuzlarının olduğu bir bölüm çıkıyor, bizi karşılıyor. Buradan kullanım kılavuzlarını içine bayağı bir kilitlemişler alttan alabilelim diye. Alttan alıyoruz ve burada bir adet de iğnemiz mevcut. Farklı bir şey çıkar mı umuduyla bir açtım ama görmüş olduğunuz üzere farklı herhangi bir şey çıkmıyor buradan. Bunu kenara koyalım ve işte beklenen akıllı telefon ve gerçekten beğendiğim bir rengiyle kutusundan çıktı. Bu Aura White olarak geçiyor arkadaşlar. Ve hakikaten güzel bir rengi var cihazın. Şuradan hemen açalım. Bu arada bu akıllı telefonun dünyadaki ilk ön inceleme videolarından bir tanesi de yine kanalda ve kartlar bölümünde sizleri bekliyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Burada farklı bir tasarım var, bakın böyle bir kapak yapmışlar. Bu daha önceki en azından S10 Plus'a kadar görmediğimiz bir şey. Ve kutudan çıkan bir başka detay, 25 wattlık olması lazım bu şarj adaptörünün. Ve bakıyorum, şöyle hemen kontrol ediyorum sizler için. Evet, 25 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Hatta içim rahat etmediği için şöyle kutuyu da bir kontrol etmek istiyorum kutudan. Çıkan şarj aletinin gerçekten ne olduğuna bakmak için. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu adaptörler 45 watt'a kadar cihazlar destekliyor ama kutudan çıkan adaptör 25 wattlık diye biliyorum. Bakıyorum ve evet, bunu koyuyorum kenara ve bakalım başka neler var kutudan çıkan. Burada ufak bir şeyimiz var. Bakın, burada kalem uçları var. Kalem uçları ve yedek konektör. Şöyle bayağı kutu tasarımını değiştirmiş yalnız Samsung. Burada kalemlerin uçları var ve yine burada da Type-C'yi micro USB Type-C'yi Type-A'ya çeviren bir adaptörümüz mevcut. Bunu da şöyle tekrardan yerine koyalım istiyorum ve burada ne varmış buna bakalım. Burada da yine Type-C'den Type-C'ye olan bir şarj kablosu var görmüş olduğunuz üzere. Özellikle A serisinde görmeye başladığımız bir kabloydu bu ve burada da yine bizleri karşıladı. Ve bir adet de yine AKG imzalı Type-C girişli. Yine eski kulaklıkların aynısı, beyaz rengi tabii ki mevcut. Burada da yine yedek başlıklarımız yer alıyor ve Type-C girişi de bu şekilde. Burada da Samsung'un yine imzasını görüyoruz kabloda. Bakalım bir telefon açıldıysa. Evet, görmüş olduğunuz gibi zaten telefon hakkında birçok detayı dünyayla aynı anda sizlere aktarmıştım. O videoyu kartlardan izleyebilirsiniz. Kutu içeriği göründüğü gibi kalem de beyaz, cihaz da beyaz. Gayet şık duruyor açıkçası ve ben açıkçası bu rengi de bayağı beğenmiştim. Hoşuma giden bir renk oldu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Samsung kutu içeriğinde bir miktar değişiklikler yapmış. Bence biraz daha düzenli olmuş. Yani bunlar önemli şeyler çünkü iyi bir para ödüyorsunuz, iyi bir telefon alıyorsunuz ve böyle bir telefona böyle bir kutu biraz daha yakışmış diye düşünüyorum. Ben şahsen Samsung Galaxy Note 10 Plus ciddi anlamda donanımsal olarak güçlü bir akıllı
telefon arkadaşlar. 12 GB'lık bir RAM var. 256 GB'lık bir depolaması var ki bu şu anda SSD'ye sahip birçok dizüstü bilgisayarda bile olmayan donanımlar. Fakat bakalım, inceleme videosunda çok detaylı bir şekilde değineceğiz bu konulara ama 11.399 TL'lik fiyatı hak ediyor mu? Konuyla alakalı siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunları konuşalım ve inceleme videosunu görmek istediğiniz ufak tefek detaylar varsa bunları da yine yorumlarda talep olarak belirtmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.